Dostlar selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Şu anda Almanya'dayım. Bugün beraber 200 yıllık tarihi olan Böpfingen Panayır'ını gezeceğiz. Almanya'da ismi İpmese. Fazla bir şey anlatmayacağım çünkü çok gürültülü ve devasa bir alana kurulu. Drone'umu getirmedim. Drone yanımda olsaydı nasıl bir alan olduğunu size gösterebilirdim. Memlekette bıraktım. İnşallah 10 gün sonra yine geri dönüyorum arabayla. Şimdi beraber gezelim. Kule. Ana. Korkunç bir şey ya. Daha girmedim içeri. Çok gürültülü. Her yerde müzik var. Zaten sesimi de duymazsınız. Ben ne görürsem siz de onu göreceksiniz. Çok büyük bir alan. Normalde burayı gezmek isteseniz yani 1,5 saat, 2 saat rahat sürer. Belki beraber %10'unu gezeceğiz. İlk önce şu sağdan doğru gidelim. Şu anda öğlen vakti olduğu için oyuncak taraflarında fazla bir kalabalık yok. Panayır tarafı çok kalabalık. Burası akşama doğru kalabalık olur. Burası da korku tüneliymiş. Tombola. Demin uzaktan gördüğümüz bir kuydu. Arabaları sağ tarafta. Ne kadar yüksek ya. Casino. Çok gürültülü. Ha, buradan doğru devam ediyor. Dediğim gibi devasa bir alan. Şimdi Panayır tarafına geçeceğiz. Yeme içme yerleri var. Artı aklınıza gelebilecek her şey var. Burası yine Biergarten. Bira alanı. Balık ekmekler var.
Tekerlek bu çocuklar için fazla yüksek değil. Evet, buradan da devam ediyor. Devasa çadır burası. Çok büyük. Bilmiyorum kaç bin kişi alıyor. Her yer rengarenk. Çadırın içi böyle. Motorlar var. Biraz bir motor fiyatlarına bir bakayım. Burada bayağı uygun motorlar var. Kimisi Çin malı, kimisi Hindistan malıymış markası. Hesabı 4716. Bunlar kaç? 19 beygir. Bunlar daha ucuz. Bunlar 125 kubik olması lazım. 3000 euro falan bunlar. 3960. Şuraya doğru da. Mesela şu sadece 2500 euro. Neyse, kızmadan devam edelim. Bir marka motosiklet isterseniz onlar biraz pahalı. Mesela bu Honda Transalp 10.790 euroymuş. Bu motosiklet. Buraya doğru hep Honda. €7.090. Böyle devam ediyor. Çadıra girmeyeceğim çünkü video çok uzun olacak o zaman. Büyük bir çadır. Bölgedeki esnaflar burada sattıkları ürünleri sergiliyor. Satın da alabiliyorsunuz. Royal Enfield diye bir marka. 6846 beygirlik bir motosiklet. Peynir var. Şimdi şuradan bir araya girelim. Her türlü et ürünleri var. Ağırlıklı sosis, waffle, patates. Vay Ekrem kardeşim, kolay gelsin. Ben devam geziyorum, görüşürüz sonra. Cam silmek için bezmiş bunlar. Beş senede garantisi varmış. Aklınıza ne gelirse burada bulabiliyorsunuz. O neydi? Hmm.
Ya ben bu gömlekçiyi ben çocukluğumdan beri tanıyorum. Bu adam belki 40-45 seneden beri geliyor buraya. İhtiyarlamış zaten. Şu anda daha fazla bir kalabalık değil. Şu anda öğlen vakti. 12-1 arası. Hava çok sıcak. Ama akşamüstü buralar yürüyemezsin. Deri kemer 25 euro. Şimdi burada ta böyle 4-5 tane ara cadde var. Onlara girmeyeceğim. Buradan doğru devam edeceğim. Yoksa video çok uzun olur. Siz de bakmazsanız sıkıntı oluyor o zaman. Evet, depemiz ip. Seni takip eden depeyi bilir. Çayda da doğru düzgün su yok. Buraya da demek ki fazla yağmur yağmamış. Güzel bir manzarası var ama, değil mi? Her yerde böyle, her köşede kafeler var, yeme içme yerleri var. Buraya da devam ediyor. Ta ileride traktörler var, çiftçi ürünleri var. Aynı burada da bir alan var.
Gördüğünüz gibi dev, gerçekten çok büyük bir alan. Yanımda drone olsaydı yukarıdan gösterecektim. Bunlar hep yeme içme yerleri. Antibiotika gegen Husten, gegen Halsweh. Also wer schlau ist, im Winter in die Tasse oder tun Sie es ins Teesieb, heißes Wasser drüber, im Sommer ins Mineralwasser, da ist es Zitrone.